Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ağustos ayı kariyeriniz için, gelecek hedefleriniz ve toplumdaki statünüz için ve tabii ki aile için çok önemli bir ay. Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda kariyerinizle ilgili haritanızın en yüksek noktasında parlayacak ve 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Şimdi burada hedef belirleme zamanındasınız ve özellikle iş ve kariyerle ilgili konularda da belki yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Genel olarak aslında şanslı bir yeni ay, size olanaklar sunabilecek bir yeni ay. Jüpiter'in ve Mars'ın desteği var çünkü bu yeni aya. Dolayısıyla bir işe başlamak, mesleki konularda adım atmak, hazırlıklarınızı tamamladığınız işlerde artık start vermek söz konusu olabilir. Ama dikkat etmeniz gereken konular da var tabii ki. Özellikle bu yeni ay biraz daha sizin için hani kendi işinizi yapmak gibi bir konu olabilir. Mesleki anlamda vereceğiniz kararlar olabilir ya da çalışma ortamlarınızda yapacağınız değişimler olabilir. Birlikte çalışacağınız kişilerle ilgili konular olabilir. Bazen kariyer olunca evlilik de olabiliyor tabii ki. Evlenmek, yuva kurmak, aile konuları ya da boşanmak, ayrılmak, taşınmak, yer değiştirmek. Biraz böyle ebeveynlerle ilgili konular aile içerisinde, sizin yaşam döngünüze ve yaşınıza göre tabii ki bunlar değişkenlik gösterebilir. Hayatın temel yapılarıyla alakalı aslında. Yani bakın, meslek, kariyer, aile, yuva, evlilik gibi ebeveynlerle ilgili konularda tesirler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu alanlarda yeni düzenlemeler olabilir, başlangıçlar ve yenilenmeler olabilir. Her zaman olduğu gibi kişisel haritalarımıza bakalım lütfen. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa 8-16 derece aralığı en güçlü etkiyi alan dereceler. O zaman yeni ay tesirleri biraz daha önemli olabilir, etkili olabilir sizin için. Evet, 4 Ağustos ve takip eden 2 haftalık süreç içerisinde yeni ay etkilerini özellikle belirleyici hale getirecek, şekillendirici olacak. Gezegeniniz Mars ikizlerde, Jüpiter'le birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla ay genelinde oldukça para konularında çok enerji var. Yani para ne demek? Hesap işleri, ödemeler, banka işleri, görüşmeler, yazışmalar ama bunların mevzusu hep parayla ilgili olabilir. Biraz da böyle hisseli paralar, işte eşle paylaştığınız paralar, borçlar, alacaklar, krediler ve benzeri konularda çok fazla böyle bir etkileşim var. Ayın geneline baktığımızda işte işle ilgili kazançlarınız, beklentileriniz, yatırımlarınız ve benzeri konular, belki böyle bir sigorta, emeklilik konunuz var ama fazla sayıda böyle bir para işiniz var. Harcamalara dikkat edelim, borçlanmaya dikkat edelim ayın genelinde baktığımızda. Çünkü Merkür retrosu da var. Evet, şimdi Merkür 5 Ağustos'tan itibaren gerilemeye başlayacak. 29'una kadar da Merkür retro. Başak ardından Aslan burcunda gerileyecek. Merkür gerilerken aslında sistem bize biraz yavaşlamamızı, şöyle bir kendimize odaklanmamızı ister. Yani her neyle uğraşıyorsak, neye çabalıyorsak, neyi planladıysak, harekete geçmeden önce hazırlıklarımızı şöyle bir gözden geçirmemizi ister, test etmek ister. Böyle dönemlerde aslında geriye dönüp baktığımızda çoğu zaman işimize yarayacak detayları görebiliriz. Ya bir eksik vardır, ya bir hata vardır. Hani burada ya da gözden kaçan bir fırsat olabilir. İşte bunları çözebiliriz, bulabiliriz ve kendimiz için daha doğru, daha sağlam bir hale getirebiliriz. Aslında ayın genelinde bunu göz önünde bulundurmamızda fayda var. O yüzden daha önceden karar verdik, hazırlıklarını yaptık. Bir işe başlamak, bir işle ilgili bir konu ya da parayla ilgili bir konumuz var. Bunları devam ettirebiliriz. Ama böyle aniden gelebilecek bir etkiye karşı temkinli olmamız gerekiyor. Her türlü detayı gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle aldığımız bilgiler, işte bize yapılan bir teklif olabilir, parayla ilgili bir mevzumuz olabilir, bir alışveriştir, bir borçlanma konusudur. Burada detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca da çok hızlı karar vermemek daha sağlıklı olabilir bu dönemde. Geçmişten devam ede gelen sorunlar varsa demek ki ay genelinde bunları çözmeye uğraşacağız. Ama eninde sonunda çözüm yollarını da bulacağız sevgili akrepler. Evet, ve
Ayın 19'unda 27 derece Kova burcunda yine çok güçlü bir dolunay var. Yılın en sert, en dikkat çekici dolunaylarından birisi. Boğa burcundaki Mars, Boğa burcundaki Uranüs'e tam bir kare içerisinde, aynı zamanda Merkür burada tam dolunaya dahil oluyor. Sabitlerde gerilim var gökyüzünde. Siz de bir sabit burçsunuz. Tabii ki etki alan burçlardansınız. Bu dolunay böyle stresli ve ani gelişmelerle ilgili. Yani bireyselden çok aslında kolektif alanda, dünya üzerinde dikkat çekici durumlar olabilir. Jeopolitik alanda ani gelişmeler, işte doğa olaylarında stresler, ekonomik alanlarda böyle baskılar artabilir. Bunun bireysel yansımaları olabilir. Bireysel etki alabilmeniz için dolunay derecesiyle doğum haritalarınızda temasınızın olması lazım. Bunu her zaman ifade ediyorum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle böyle son derecelerde, 25-30 derece aralığında güneşiniz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, özellikle sabit burçlarda, akrep burcunda, yani daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Dolunay 4. ev alanınızda. Burası özel yaşamınızdır. Daha çok böyle yuvadır, ailedir. Böyle bir etki ortaya çıkarıyor. Ve Uranüs de tam karşıdan geliyor. Yani ikili ilişkilerinizle ilgili, evliyseniz eşinizle ilgili, ortaklığınız varsa bir işbirliği ya da ortaklı işinizle ilgili ani bir stres oluşabilir. Bir anda oluşabilecek böyle bir hızlı değişim ya da isyankar bir tutum, hani karşınızdan gelebilecek beklemediğiniz bir davranış ve benzeri bir durum ortaya çıkarabilir. Tabii ki bu durum, hani bir boşanmayı, bir ayrılığı, böyle bir anlaşmanın feshedilmesini ya da bir ilişkide hızlı bir karar almayı, bu kararla birlikte tamamen toplumdaki duruşumuz, statümüz, geleceğimiz, ailevi durumumuzla ilgili hızlı bir gelişmeyi de, sürpriz bir gelişmeyi de tetikleyebilir. Taşınmalar, yer değişiklikleri, kariyer değişiklikleri gözlenebilir. Sizin ya da eşinizin hayatıyla alakalı ve tabii ki eşle ilgili bir konu direkt size de yansıyabilir bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde. Mümkün olduğunca fevri davranmamak, dürtüsel olmamak, aşırı inatçı, sabit davranmamak, esnek olmak, kabulleniş içerisinde olmak önemli görünüyor. Genel sağlığı etkileyebilir. İşte ebeveynlerle ilgili ani bir böyle problem ya da eşle ilgili, tabii ki yani sizinle de ilgili olabilir. Genel sağlık konularında da hassas bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle nörolojik sorunlar, tansiyon dengesizlikleri, dolaşım problemleri, kalp sorunları, işte ani kazalar ve bunun sonucunda oluşabilecek durumlar ve benzeri konulara mümkün olduğunca dikkat etmek gerekiyor bu dolunay ve yakınlarında. 22'sinden sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek. Venüs Başak Burcu'ndan aslında ayın büyük bölümünde destek oluyor size. Bu da bir arkadaş desteği, böyle bir zor zamanlarda bile, hani iş ortamında ya da hani sosyal alanlarda size destek olacak bir arkadaşı, bir dostu da ifade edebilir tabii ki. Ayın 29'undan sonra Merkür retrosu bitecek ki bu büyük oranda böyle bir günlük hayatta bir rahatlama, bir çözülme getirebilir. Doğal olarak biraz daha ne yapacaksınız? Hani bu iş, sorumluluklar, kariyer, hani sizin için daha ciddi konular gündemde dedik ayın genelinde. Ama ayın son günlerinden itibaren hani belki bir şeyleri çözümleyerek biraz daha böyle keyif aldığınız konulara, işte daha bireysel hedeflerinize, biraz daha sosyalleşmeye daha fazla yönelebilirsiniz, rahatlayabilirsiniz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.